gece gündüz çalışacağız inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kumlucamız, Bartın'ımızın doğa harikası, yeşil beldesi, ormancılığıyla, fındık tarımıyla, hayvancılığıyla geçimini sağlayan, gurbetteki vatandaşların yaz döneminde gelmesiyle kalabalıklaşan ve çalışkan, gönül insanların olduğu bir beldemiz. Bu beldemize ne yapsak azdır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların üzerine inşallah Yusuf Bey ile beraber hem Bartın'ımızda hem Kumluca'mızda, Kumluca'mızın köylerinde her yerde eserler üretmeye, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin buralarda daha iyi yaşamasının yolunu açmaya, çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Biraz önce Kozca Şarköy'deydik. Orada 100 tarım köyü konutunun kura çekimi vardı. Barajın içerisinde kalan Şarköy'ü yeniden inşa etmiş olduk. Barajın dışına çıkarıyoruz. Ve baraj su tutmaya başladığında da inşallah Bartın'ımız artık 3 tane Kirazlı Köprü, Kozca ve Kışla barajlarıyla taşkınlardan korunmuş olacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını getirdik. Yine Çevre Şehircilik Bakanımız da gelecekti kura törenine. Tabii deprem bölgesinde yoğun çalışmalar var. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle 11 vilayetimiz çok büyük yıkım yaşadı. Dünya tarihinin en büyük afetini yaşadık, depremini yaşadık. Tarih boyunca görülmemiş. Şimdi o 11 vilayetimizi kısa süre içerisinde inşallah yeniden inşa edeceğiz. Eski hallerinden daha güzel olacak inşallah. Dün de Gaziantep'te deprem bölgesindeki yargı hizmetlerinin, adalet hizmetlerinin aksamaması ile ilgili olarak gerek orada karşılaşılan hukuksal sorunların çözümüne yönelik mevzuat hazırlıkları, gerekse orada adalet hizmetlerinde çalışacak olan hakim, savcı, personel durumu ile ilgili olarak daha önce takviye yapmıştık, şimdi daha da takviye ihtiyacı noktasında gelinen süreçte değerlendirmeler yaptık. Dün itibariyle başladı, bugün de devam ediyor. Oradan çıkan sonuçlar neticesinde de biz de bakanlığımıza ait adalet hizmetlerinin, yargı hizmetlerinin deprem bölgesi anlamında herhangi bir aksamaya meydan vermemek ve orada karşılaşılan hukuksal süreçlerin hızlı bir şekilde çözümüne yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Tabii deprem birinci önceliğimiz. Afet riskine karşı dayanıklı şehirler, beldeler üretme hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kumluca'mızda sel taşkınlarına maruz kalmıştı. Zafer köyümüz özellikle daha ağır hasar görmüştü. Hızlı bir şekilde oralarda taşkın koruma çalışmalarını inşa etmiştik. İşte bu barajlar da yine Bartın'ı taşkından koruyacak, afetten koruyacak önemli çalışmalarımız. Kumluca'mıza hizmet etmeye, yapılması gerekenleri burada gerek belediye başkanımız, gerek meclis üyelerimizle beraber istişare ederek ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. AK Parti hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımız önce insan demeye devam ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. 21 yıldan beri bunu söylerken bunu sadece söylemekle kalmıyoruz, bunu icraata dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önce insan dedik, insanımızı eğitimde de güçlendirdik, sağlıkta da güçlendirdik, kültürde de, sosyal politikalarda da insanımızın refahını artırmanın gayreti içerisinde olduk. İnsan güçlü olsun ki aile de güçlü olsun. Aileyi de korumamız lazım. Aileyi her türlü kötülükten korumamız lazım. O nedenle bu anlamda da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Güçlü insan diyoruz, güçlü aile diyoruz, güçlü toplum diyoruz ki devletimiz güçlü olsun. Bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz inşallah. Yine hep adalet diyoruz, yargı bağımsızlığı diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz. Temel insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri 21 yıldan bu yana tek tek kaldırdık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bundan sonra da yine
Eğer insan haklarının önüne engel koymak isteyenler olursa onlarla mücadele etmeye sizlerden aldığımız destekle devam edeceğiz inşallah. Adaletin tecellisi için çalışacağız ve hukukun üstünlüğü için çalışacağız. Adalete güveni daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Bundan bütün vilayetlerimiz nasibini aldı. Bartın'ımız da nasibini aldı. Milyarlarca liralık yatırımlar yaptık. Barajlar yaptık, tüneller yaptık. Üniversiteler getirdik Bartın'ımıza. Yeni okullar yaptık. Şimdi 400 yataklı hastanemiz yakında bitmek üzere. Yani Ankara'daki, İstanbul'daki o eğitim araştırma hastanelerinden bir farkı yok. Fazlası var, farkı yok. İşte bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerin verdiğiniz destek sayesinde 21 yıldan bu yana devam eden mücadelenin sonucu. Ve Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayreti içerisinde olarak bir taraftan fiziki kalkınmasını hiç kesintisiz sürdüreceğiz. Diğer taraftan demokratikleşme anlamındaki adımlarımızdan da hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bu anlamda Türkiye'yi yeni demokratik sivil bir anayasaya kavuşturuncaya kadar reform sürecimiz devam edecek. Kim der, kim ne derse desin, reformlarımızdan, yeniliklerimizden, gelişmeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz inşallah. Dış politikada hakkaniyetli, dirayetli, güçlü duruşumuzla ara bulucu rolü üstlenen Cumhurbaşkanımız da dış politikada Türkiye'yi lider ülke yapmanın inşallah çalışmalarını gece gündüz sürdüreceğiz. İnşallah. Tabii Kumlucamız her seçimde bize destek verdi. Referandumlarda, genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve biz size müteşekkiriz. Bundan sonra da inşallah sizin bu desteğinize layık olabiliyorsak ne mutlu. Bu desteğinize layık olabilmenin gayreti içerisinde inşallah Bartın'ımıza da faydalı olmayan bayrağı devrettik ama yine beraberiz. Şimdi daha güçlü beraberiz inşallah. O bayrağı daha yukarılara çıkarabilmesi için biz de teşkilatımızda, il başkanımızda, meclis üyelerimizde, belediye başkanlarımızda Bartın'a eser üzerine eser kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Buralarda geldik, çok zamanlar geçirdik, çaylar içtik, etkinliklere katıldık, mitingler yaptık buralarda. 16 yıl çabuk geçti. Şimdi inşallah, tabii o zamanki sık sık gelme biraz zor oluyor. İşimiz çok. Çünkü daha çok vilayete, daha çok insanımıza ulaşmamız lazım. Özellikle Ankara'daki işlerin hiç aksamaması lazım. Bu anlamda da tabii ki biraz seyrek gelirsek kusurumuza bakmayın. Ama gönlümüz bir. Yusuf Bey ben gelirim diyor. Yeter ki çay olsun, çorba olsun diyor. Bakalım. Evet. Olmamaya rağmen geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, bugün Zonguldak'taydık. Zonguldak'taki programlarımızdan sonra Bartın'daki bu açılışa geldik. Başkanımız sağ olsun, vekilimiz, Kumlucalılar bekliyor. Bugün oradalar, bir selam verseniz iyi olur dediler. Biz de ne demek dedik, geliriz dedik. Böyle buluştuğumuzda iyi oldu. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği bize gösterdikleri için. TOKİ istiyoruz, doğalgaz istiyoruz demiş Kumluca, pankart açıyor. Çevre yolu istiyoruz diyor. Çok kısa bekleyin, çok bakalım uzak uzun. Eskiden değil. Bu kadar pankart olmazdı Yusuf Bey, şimdi işler aksıyor mu yoksa? Evet. Şimdi TOKİ ile ilgili yer çalışmamızı belediye başkanımızla konuştuk. İnşallah onu TOKİ başkanımıza ileteceğiz. Diğer beldelerimizde olduğu gibi Kumluca'mıza da TOKİ yakışır. Ben takip edeceğim inşallah. Çevre yolu ile ilgili de bir proje vardı ama yeni bir proje hazırlanan kaldırma inşallah onu da takip ederek, çünkü buradan tomru kamyonları tam beldenin içerisinden geçerken risk oluşturuyor, sıkıntı oluşturuyor. Onun da farkındayım. İnşallah onu da takip ederim diyorum. Doğru, inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tüm destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada olmayanlara selamlarımızı iletirseniz, evdeki ailelerinize en kalbi hürmetlerimi
iletirseniz çok çok memnun olurum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.